Artvin'de 4 gün önce gerçekleşen saldırı neticesinde Resul Kibar hayatını kaybetmişti. Bunun yanında iki arkadaşımız yaralanmıştı. Failin silahındaki merminin bitmesi ya da tutukluk sebebiyle öldürülemeyen, failin öldüremediği Dursun Ali Koyuncu ve Murat Koyuncu diğer yaralılarla birlikte dün ifadelerini vermişlerdi. Ve dün ifadelerinde aslında çok dikkat çeken şeyler söylediler. Özellikle şirket yetkilisinin, yani ruhsatlı silahın sahibi olan şirket yetkilisinin de olayda parmağı olduğuna, olay esnasında aslında birileriyle görüştüğüne dair, bir yerlerden talimat aldığına dair bildiğimiz kadarıyla ciddi ifadeler dosyaya kazandırdılar. Fakat tam bunun akabinde dün saat gece 3 sularında Dursun Ali Koyuncu evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. An itibariyle Dursun'un ifadeleri alındı, sorgusu bitti ve ne yazık ki Dursun Ali tutuklandı. Tutukluluğa sevk maddesi olarak aslında ilk olarak memura, kamu görevlisine hakaret, akabinde mukavemet gösterdiği iddiası var. Fakat bu iddiaların tam olarak ne olduğunu, kullanılan sözlerin nelerden ibaret olduğunu, hakaretin neye ilişkin olduğuna dair bir bilgi ve veri dosyada yok. Çünkü aslında dün gece 3 itibariyle yapılan operasyonla birlikte Dursun Ali Hopa'dan Artvin'e kaçırılmıştır. Yani öğrendiğimiz kadarıyla soruşturma dosyası Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Şimdi Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada Dursun Ali'yi yine Hopa'daki evinden, köyündeki evinden alıyorsunuz. Neden bu Dursun Ali'nin ifadesi Hopa'daki adliyeden alınmıyor? Artvin'e getiriliyor. Bunun nedeni açık. Hopa'da kimse itiraz etmesin, aman olay çıkmasın diyerek Dursun Ali'yi Hopa'dan Artvin'e gece yarısı kaçırdılar. Ve ifadesini aslında usule aykırı olarak Segbis'te bir başka mahkemeden aldılar. Ve dolayısıyla dosyanın içeriğine dair Dursun Ali'nin avukatı olarak dosyaya Artvin Baro Başkanı katıldı sorguya. Ve ondan da aldığımız bilgilere göre aslında herhangi bir gerekçe, şu an elimizde somut bir gerekçe yok. İddia edilen odur ki daha doğrusu Dursun Ali'nin yapılan sorgulamasından anladığımız odur ki olayın ilk günü Dursun'un hastane önünde söylediği sözler, burada kaymakama hakaret ettiği iddia ediliyor. Bu hakaret nedeniyle Dursun'un tutuklandığını biliyoruz. Şimdi burada esas, aslında burada iş sulandırılmaya çalışılıyor. Bu tutukluluk kararını, en büyük şeylerinden, nedenlerinden birisi budur. Saldırgan Muhammed Ustabaş, Reşit Kibar'ı öldüren Muhammed Ustabaş ile birlikte yanında bulunan şirketin yetkilisi ve katliamda kullanılan ruhsatlı silahın sahibinin tutuklanması gerekiyorken ve buna ilişkin hukuki süreç başlatılmışken bu süreci sümenaltı etmek ve kamuoyunda farklı bir gündem oluşturabilmek için, aynı zamanda meselelerin üstünü örtbas etmek için Dursun Ali dün Hopa'dan evinden gece yarısı 3'te Artvin'e kaçırılmıştır. Ve çok acele bir kararla savunma hakkı ihlal edilerek Dursun Ali tutuklanmıştır. Şimdi biz bu sürecin takipçisi olacağız. Bugün Borçka'dayız. Burada da bir açıklama yapacağız aslında ve Artvin'de de olacağız. Hem Dursun Ali'nin serbest bırakılması için ama esas olarak, yine esas olarak Dursun Ali'nin mücadelede bıraktığı yerden, o içerideyken bıraktığı yerden mücadelesini devam ettirebilmek için Reşit Kibar'ın öldürülmesinde dahili olan bütün isimler hakkında hukuki sürecin başlatılması ve etkili bir sürecin yürütülmesi için gerekeni yapacağız.